Merhaba, merhaba sevgili dostlar. Kiss FM Maslak 42 stüdyolarındayız. Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben'e hoş geldiniz. Bugün konuğum oyuncu Şafak Sezer. Ne mi konuşacağız? Komediyi konuşacağız dostlar. Hoş geldin Şafak. Hoş bulduk. Teşekkür ederim abicim. Bizimle ilgilendiğin için. Allah razı olsun diyorsun yani. Evet abicim. Şimdi Şafak, yani Türk sineması deyince Türk sinemasının aslında bana göre dinamosu komedi. Evet. Yani komedi derken neyi kastediyoruz? Yani niye Kemal Sunal filmlerini yani 5 kere, 6 kere, 10 kere devamlı izliyoruz? Hatta bakıyorum bazı IP kanallarında bile Kemal Sunal serileri var. Devamlı insanlara Kemal Sunal satılıyor veyahut da eski Türk komedi filmleri. Aslında halkı oyalamak için en güzel taktiktir yani, ama bizim ülkemizde niyeyse yani bununla ilgili bir sınır var. Yani televizyonda çok göremediğim bir şey. Ya açıkçası son 4-5 yıldır falan böyle bir laf dolanıyor. İşte belirli bir yerde pazar açıldı bizim sektörle ilgili. Televizyondaki bazı işleri başka ülkelere satış anlamında. Ya bizim mizahımız evet. Ya o kadar çok büyük paralar kazandıklarına da inanmıyorum da, bizim mizahımızı anlamıyorlar diye bir şey çıktı yani. Her sene mesela ya da 2-3 yılda bir böyle bir kriz yaşanır ve muhakkak ülke içerisinde olan krizlerin içerisinde bir komedyen çıkar abi. Yani şimdi iki tane şey dedin. Birincisi dedin ki komedi halkı oyalamak için evet, bir taktiktir. Evet, aslında çok iyi bir taktiktir yani. Yani İkincisi de dedin ki bu kriz dönemlerinde muhakkak bir komedyen, meşhur bir komedyen oluşur. Doğru mu? Ya da yeni biri çıkar. Evet. Yani muhakkak öyle bir şey yaşamışızdır. Yani her 2-3 yılda bir. Yani çünkü memlekette sorunlar bitiyor. Dünyada sorunlar bitmiyor ki. Bir tek kendi memleketimizi sınırlamayalım mesela. Dünyadaki genel sorunlar bitmediği için hani bir hep sorunlu insanoğluyuz ya. Yani o sorunların arasında böyle bizi ya vah şu zamanda bile bizi güldürdün ya derlerdi filmlerle. Her 2-3 yılda bir muhakkak bu komedi filmleri bir şey çıkış yapardı. İşte Kolpaşino, Kutsal Damacana, işte Düğün Dernek, Recep İvedik. Ya muhakkak bir kriz dönemlerinde çıkmıştır bunlar. Yani dünya genelinde ya da ülke ekonomik kriz veya işte ülkenin içerisinde. Yani şimdi bu şunu anlamadım. Çıkmış mıdır, çıkartılmış mıdır? Ona çok ya çıkmıştır. Çıkmıştır. Çünkü evet. Çıkmıştır zaten. Bu bir ihtiyaç mı? Yani bu bir beklenti, moral bozukluğuna karşı gülme isteği mi? Abi bizi hayvandan tek ayıran şey gülmek. Bizde evet. Olan. Hani anladın mı? Niye kısalım ki yani? Ben kesinlikle insanoğlunun ihtiyacı. Ya hüzün de çok güzel bir şey, hüzünü yaşamak. Ama yani bu ülkede bir matematik bozukluğum var artık yani, bir şey mi oluyor mesela? Matematik bozukluğu ne demek? Ya şöyle, bizim iş biraz matematiksel bir olaydır yani. Güldürmek işte. Bir matematiktir diyorsun. Ya dünyada komedyenlikle zenginlik aynı şeydir. İkisi de zamanlama. Zamanlaman iyi yaptığın zaman mizahını da güzel yaparsın, zenginliğini de güzel yaşarsın, öyle diyeyim. Anladım. Şimdi tabii komedi deyince Türk sinemasında akla gelen birkaç isimden birisin. Yani Türkler neye gülüyor? Bunu konuşacağız. Ama istersen bir müzik arası verelim. Hı-hı. Sohbeti daha derinleştirelim. Kiss FM'de Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben devam ediyor. Konuğumuz oyuncu Şafak Sezer. Ne mi konuşuyoruz? Komediyi konuşuyoruz. Şurada kalmıştık aslında Şafak. Dedik ki Türkler neye gülüyor? Yani sen metinleri de sen yazdığın için veyahut da o anlık bir mesele değil mi güldürmek belki? Hani Türk insanı daha çok neye gülüyor? Yabancılarda olmayan bir şey mi var Türkleri güldürecek mekanizma nedir? Yo, Türkler Laurel Hardy ile başladı zaten yani. Charlo ile başladı. Charlie Chaplin ile. İlk başta sessiz sinemaya çok gülüyorlardı. Hareketlere çok gülüyorduk ilk önce. Sonra artık bu işler diyaloglara, durum komedisine artık iyice yani nasıl diyeyim size, matematik, hani dedik ya matematikselliği. Yani şimdi öyle bir zamanlama yapmanız lazım ki şimdi en zor dönemde yaşıyorsunuz. Çünkü sonuçta biz insanları hani böyle nasıl diyeyim, biz de dert sahibi insanlarız Ertan abi, yani ailemiz var. Yönetmenimizin, oyuncularımız, hepimiz yani insan nasıl dert sahibiyse komedyen de aynı şekilde dert sahibi. Şimdi güldürmenin hani belirli alanı var mıdır yok mudur, hani aşamaları var mıdır onu bilmiyorum, ama benim bildiğim hani insan her şeye güler. Yani hani seni samimi bulduğu her şeyle
İnsan keyif alır abi. Gittiğin her ortamda, samimi bulduğun her yerden keyif alırsın. Komedi de öyle bir şey. Dedim ya abi, zamanlama diye yani. Eğer zamanlamanı güzel yaparsan seni seviyor seyircin. Ama şöyle bir durum var abi. Zamanlama derken neyi kastediyorsun? Bir abi, matematikten bahsettim çünkü. Mesela bir buçuk saatlik bir filmin içerisinde esprini yapacağın zamanını çok iyi seçmen lazım. Tamam. Ya da oynadığın karakterin espri yapmasını çok iyi seçmen ne lazım. Ne zaman ne yapacağı, ne söyleyeceğini evet, belirlemek lazım. Şey, kötü taraf yani her kimden, Türkler neye güler? Mesela Türkler her şeye gülerler abi. Her insanoğlu neye gülüyorsa her şeye güler. Tek televizyon kanalındayken bile Benny Hill'ler şovlar vardı hatırlarsanız. Yani hiçbir zaman bitmedi komedi. Şimdi artık telefon, hani bu teknoloji onlara komedi yapma fırsatı verdiği için biraz böyle abi şey oldu artık. Yani eleştiri tarafı yüksek oldu. Yalnız şöyle bir durum var abi. Bizdeki eleştiri fırsatları şöyle doğuyor bizi eleştirirlerken. Kendi kişiliğimizle ilgili yani. Biz mesela yönetmenimizle, oyuncularımızla dekor kurup karşımızdaki seyirciyi kandırıyoruz. Ya da peltek, işte kırmızı saç boyayıp gözlerine yeşil lens takıyorsun veya da zombi oluyorsun falan. Kandırdıktan sonra bizim normal bir hayatımız var. Biz yani normal hayatımızda işte senin gibi nefes alıp veren, işte gidip KDV'sini ödeyen, kredi kartlarını ödeyen falan, normal ailesine bakan bir şeyiz yani. Bireyiz yani. Yani biz diyorsun ki süper bir karakter değiliz aslında. Evet yani hani böyle biz bir de, tarafımız o şey evet, değil. Normal insanız. Kesinlikle. Peki komedyeni ayıran nedir buradaki bu çizgide? Yani herkese gülmüyoruz. Şafak Sezer ismi Türkiye'de söylendiği anda hemen bir gülümseme beliriyor insanların yüzünde. Bu çok önemli bir şey değil mi mesela evet, Şafak? İşte biz bu şeyin, anlattığımız hayatın, ciddi hayatın mizaha çevrilmiş haliyiz abi. Yani bizim mesela kendi hikayelerimiz çok ciddi başlar. Yani örnek veriyorum, işte en çok sevilen komedi filmi Kolpaçino. Yani gerçekten hani İstanbul'un en büyük kabadayılarının cesetlerini taşıdılar. Yani bunda gülünecek bir şey var mı? Bence yok ama seyirci güldü. Yani orada işte peltek konuşmamıza mı güldü? Aslında biz gayet ciddi bir iş yaptık yani hani. Ya da hiçbir şekilde şeytan görmemiş yani, dünyadaki hiçbir insanoğlu görmemiş de. Hani şeytanlaşmış bir kızı gören Fikret, sahtekar Fikret papaz kılığına girip şeytan çıkardı. Şeytanla karşı karşıya geldi ama ben papaz mapaz değilim, ekmek parası da buradayım dedi şeytana. Aslında yani loser tipler bizim ciddi alanımızdaki mizah. Ya biz mizah yaparken çok ciddiyiz. Hani öyle diyeyim yani. Yani kendi hikayelerimizi aslında çok ciddi yapıyoruz. Fakat seyirci buradan kendine ait bir şey, sinir bozukluğu yapınca gülmeye başlıyor. Aslında biz biraz da böyle sinir bozukluğunu seven bir tipiz. Yani normal hayatımız da sinir bozukluğu üzerine. Yani bugün yatıp yarın ne olacağımız belli değil. Hani... Evet, Türkiye'den bahsediyorsun. Evet. Yani her an her sinir şey olabilir evet, diyorsun. Bu TikTok'lar, işte televizyondakiler, işte şeydekiler, telefonun ucundaki her ne varsa, onlar da hep sinir bozukluğuyla ilgili. Yani benim baktığım bütün mizah sinir bozukluğuyla ilgili. Yani kötü şakalar, daha doğrusu yani kötü şakaların şeyleri, finalleri, öyle diyeyim yani. Evet, Şafak, sohbete devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim istersen. Ondan sonra Kutsal Damacana'dan bahsedelim. Yeni filmin inanılmaz bir rekorla devam ediyor. Efendim, ufak bir müzik arasına gidiyoruz, sonra devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, Kiss FM'de Ertan Özit'le Kral ve Ben tüm hızıyla devam ediyor. Konuğum oyuncu Şafak Sezer. Efendim, komedi konuşuyoruz ve geldik belki gişe, hani inanılmaz bir gişe yaptı, Kutsal Damacana 4. Şimdi Şafak'cığım, yani 1.200.000. Evet. Bu çok büyük bir rakam komedide. Belki aynı dönemde gişeye girmiş hemen hemen tüm filmleri, yabancı Türk tüm filmleri Uzak Ara. Üstünde evet. Uzak Ara bir pozisyonla sonuçlandı. 1.200.000 çok büyük rakam, yine tekrarlıyorum. Bunun başarısının sırrı nedir? Abi devam filmi, bir de çok uzun bir süre yapılmadı. Şimdi artık dedim ya abi, sosyal platformlarda her şeyi izliyorsunuz diye. Oradan artık aşina olmuş seyirciler var yani, yeni gelen seyirciler var. O filmi yeni keşfeden seyirciler var. Aslında biraz da merakla açıkçası, ama Türkiye'de tabii olağanüstü bir şey oldu. Allah rahmet eylesin depremde vefat eden ailelere.
Olmasaydı daha güzel olur. İşte bizim yazgımız bu abi. Yani hani diyorum biraz ya, komedi dediğin, komedi güzel bir şey ama Türkiye öyle bir ülkedir ki dedin, her an her şey olabilir. Kesinlikle abi, yani hani bir dünya üzerinde diyelim artık abi. Türkiye değil de artık dünya üzerinde de aynı şey. Türkiye'den bir fark olmayan bayağı ülkeler var abi, yani artık sayılabilecek. O yüzden hani seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. Ve abi sinemanın başka bir büyüsünü, mesela biz şeyi çok seviyoruz abi. Bir yerde kalıcı olmayı mesela. Yönetmenimiz Kamil Çetin mesela, hani biz mesela 3 tane iş yaptık. Ketempere, Kolpaçino, Bomba, Kutsal Damacana. Mesela biz kendimize alıştığımız zaman artık böyle aile ortamı olarak, eskiden şeydi Ertan abi. Ertan abi merhaba, nasılsın? Şafakcığım seninle 3 tane film çekiyoruz dediklerinde, hani 3 tane film, ama şimdi bak mesela bu işin şey tarafı var. Kötü boyutu var yani. Ne demek kötü boyut? Kötü boyutu şu, biz buradan geçim kaynağımız ya bizim. Mesela geçim kaynağı olarak gördüğümüz bir meslek ya bu sonuçta. Tabii. Yani hani ekmek paramız. Buradan ekmek paramız bizim yani. Ben ne kadar güldürürsem o kadar ekmek veriyorlar bana. Yani ben de oradan bir aile geçindiriyorum. Yönetmenim de bir aile geçindiriyor. O yüzden hani bizim artık başarısız olma gibi bir şansımız yok. Tek kötü tarafları var. Eskiden biz bir dekor kurup insanları hani sonuçta bir papaz olarak ya da peltek konuşarak kandırıyorduk. Sonra paydos diyorduk, demin anlattığım gibi. Normal halimize geliyorduk yani, sivil hayatımıza. Şimdi bize ulaşamıyorlardı, hani bir yerde görmüyorlardı falan. Artık şimdi her şeyimiz var abi. İşte e-mail adreslerimiz, sayfalarımız bilmem ne. Oraya girip abi, ya da işte sinema kanallarındaki bir şeylere falan, seyirci kendini savunacak, hakim kılacak sistemi ele geçirdi abi. Hakim kılıyor kendini artık seyirci. Yani artık yöneten seyirci mi? Yöneten seyirci oldu abi. Mesela Twitter'da bir yönetim var. Yani istediğin adamı hapse attırıyorsun. Çok kısa bir zamanda iletişim sağlıyorsun. Hemen o iletişimi, yani istediğin adamı yok ediyorsun, istediğin adamı var ediyorsun. Bunlar mesela böyle bir 10 dakikalık, 15 dakikalık ya da yarım saatlik bir mevzunun içerisinde olan şeyler abi. Yani peki yani, bak çok ilginç bir yere gitti sohbet. Yani herhangi bir film çektiğinde veyahut da bir oyuncuysan sosyal medyayı bir şekilde kontrol altında mı tutman lazım? Ne demek istiyorsun? Tabii bak abi, şöyle sinema, ben bir film yapıyorum dediğin zaman çok pahalı bir meslek. Yani senin bütün hayalini, o görsel şeyini şova dönüştürmek bir para abi. Yönetmeni çağırıyorsun, kameramı bilmem ne falan filan. Yani sen bir hayal kuruyorsun, binlerce insana para kazandırmış oluyorsun. Şimdi buradan o da bekliyor. Bak artık seyirci de şey yapmaya başladı. Yani kendine bir kanal kuruyor o da. Ben diyor işte bu kanalda seni överim, severim. Bir de buna sahte bir muhabbeti var yani hani. Benim mesela bu kadar şeyin içerisinde ayıklamam şöyle olabilir. Arkadaş, ben bir iş yapıyorum. Ben küfür edecek bir mesleğe sahip değilim. Hani küfür yiyecek bir mesleğe sahip olmamak için savaş veriyorum. Sanatın genel anlamı bir şeyi ortaya çıkarmaktır ya abi. Ya ben bir şey yapıyorum. Hani bunun karşılığında övgü de beklemiyorum. Ya gidip benim kendi kanalım, oradaki o görselliği size göstermek. Sen oraya gidip beğenip beğenmemen, izleyip izlememen arasında. Yani böyle küçük savaşlar, küçük savaşlar hoşnut vermeyen şeyler. Çünkü küçük bir şeyimiz var abi bizim, böyle nasıl diyeyim sana, böyle butik bir sanat camiamız var. Bak herkes birbiriyle küs Ertan abi ya. Evet, şimdi tabii bu derin bir acı aslında değil mi, ama bir gerçek de. Bak herkes birbiriyle küs abi. Sohbetimiz devam edecek. Bu yani bu acı üzerine de kurmak lazım. Çünkü komedi konuşurken dedin ki herkes birbirine dargın dedin. Aslında bu işi bir müzik arasıyla devam edelim istersen. Beni de duygulandırıyor. Çünkü şöyle aynı konuları, yani bu dargınlık meselelerini çevremde o kadar sık görmeye başladım ki. Evet, bir müzik ne kadar kırılganız ya. Ne kadar kırılganız ya. Kiss FM'de Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben devam ediyor. Konuğumuz oyuncu Şafak Sezer. Komedi konuşuyoruz ama bir anda dramaya dönüştü konuşmamız. Ve dargınlıklardan, sinemadaki dargınlıklardan bahsetti Şafak. Eskiden böyle değildi. Yani Yeşilçam'a falan baktığımda herkes birbirini desteklerdi. Tabii orada da kırgınlıklar olurdu ama
Bu çok nadir gözüken bir şeydi. Şu anda sinemaya baktığım zaman kimse kimseyi desteklemek veyahut da iyi yapılan işe övgüler hani söylemek falan istemiyor. Niçin böyle bir durum var ortalıkta? Abi şöyle, kazanç çoğaldı. Kazanç çoğalınca bu sefer kötü insanlar çıkmaya başladı. Yani paradan kaynaklı mıdır? Kazanç eskiye göre mesela şimdi 10 yıl öncesi televizyondan kazanan insanlar şu zamandaki gibi kazanmıyor ki. Çok kazanıyorlar şu anda oyuncular. Ve dikkat edersen sürekli böyle alternatifli yapımcılar çıkmaya başladı yani. Artık böyle binlerce yapımcının çıktığı bir meslek oldu bu. Bu işin karşısında da 2-3 tane menü var abi. Sen kötü bir iş yaparsın, etrafına yayarsın, dersin ya çok iyi iş oldu bilmem ne diye. Ya da senin iyi iş yaptığın yerde muhakkak köstekleyen birileri olur. Bu eskiden de böyleydi. Hani gitmem, bu kadar küslük yoktu ama birbirlerinin arkasından konuşurlardı. Bir araya geldikleri zaman selamlaşıp izledim falan derlerdi ayıp olmasın diye. Şimdi o da yok abi. Kimse kimseyle şey yapmıyor. Zaten sinema diye bir kavram kalmadı insanlarda. Herkes sosyal platformda. Yani sinemada 2-3 tane oyuncu var. Onlardan biri benim. Yani bugün yapımcım benle 2 gün önce konuştuğumda dedi ki bak bir kanal bize bir fiyat veriyor. Ne diyorsun dedi. Bir sinema yapacağız dedim. Çünkü ben hani sinemanın farklı bir boyutta olduğunu düşünüyorum kendi gözümle. Çünkü tiyatrodan... Ne demek farklı bir boyut? Abi yani şöyle. Çünkü aslında bu işi para için yapan insanlar sinemada mesela yakın zamanda ismini vermeyeceğim. İkimizin de dostu olan bir yapım hani çok büyük işler yapmadı gişede. Ama evet. Onu dijital bir platforma satmış olsaydı belki büyük bir para... Abi diğer filmden iş yapar. Yaptığı işler de var mesela. Biraz sabırlı olmak gerekir ya mesela hani... Kaç tane iş yapıp şey yapan üstümüzde bir üstadımız var Şener Şen. Yani hani Allah uzun ömür versin yani. Kaç tane iş yaptı? Ya da Ertem abi, rahmetli Ertem Eğilmez var. Yani kaç tane işte başarılı oldular ama işte seyirciyle buluşamadı ya da istediği seyirciyi alamadı. Öyle kolay bir iş değil abi. Bu işin menüsü ne biliyor musun abi? Bu işin menüsü sabır. Yani senin... Açıkçası o beyaz perdeyi getirdiğini, beyaz perde ya bundan daha güzel bir isim olabilir. Sen beyaz perdenin önündesin ya. Allah'ın kitabını seversen Ertan abi biz bizeyiz. Sosyal platformda bir film kaç hafta konuşulabilir abi? Bak sinemaya çıkıyorsun 4 hafta boyunca seni salonlarda konuşuyorlar. Bizim 8. haftamız memleketimizde deprem oldu. 3 tane şehir yok oldu. 10 tane şehirde deprem oldu abi. Hala sana seyircin var diyor ki. Abi yüzümüzü güldürdün Allah razı olsun diyor. 4 hafta 5 hafta boyunca yayınlanıyorsun, afişleri asılıyor. Ya şundaki o... Yani şunu mu söylüyorsun? Sunumuna bu kadar bak... hani halkın sevmiş olduğu veyahut da böyle kötü zamanlarda hani hiç değilse bize biraz hani yüzümüzü güldüren kişi olduğunu söylemelerine rağmen bazı çevreler veyahut da bazı dostlar seni hani bir şekilde takdir etmiyor mu diyorsun veyahut da dargın mı davranıyor diyorsun, ne diyorsun? Açıkçası şu Ertan abi, sinemanın tadı başka, sosyal platformun tadı başka. Sinemadaki zevk ne yazık ki sosyal platformda yok. Çünkü sen o insanlarla temas halindesin, birbirinize dokunuyorsunuz. Seyirciyle buluşmak diye bir şey var ya abi. Şimdi ben birinin evine girsem pijamayla oturuyor. Ne var lan der be, kapıyı açtı ama sinemada öyle değil. Oturuyorsun, seni kucaklarına alıyorlar, seviyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Beraber kahkaha atıyorsun abi. Beraber gülmeye, beraber eğlenmeye ihtiyaç var ya abi. O mutluluk var, o enerji. Başka hiçbir şey de yok abi. Yani şunu mu söylüyorsun? Toplulukla birlikte kesinlikle olmak, evet, kişilerle birlikte olmaktan, evet, daha değerli diyorsun. Evet. Sohbetimize devam edeceğiz sevgili dostlar. Bir müzik arası verelim. Kiss FM'de Erten Özyiğit'le Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum oyuncu Şafak Sezer. Komediyi konuşuyoruz, sinemayı konuşuyoruz. Tabii Şafak Sezer dediğimiz zaman bir Şafak Sezer ekolü var. Komedide bunun anahtarı nedir? Ya doğal bir iş yapıyoruz abi. Kendinden bir şeyler buluyoruz. Ya zaten seyirci senden kendinden bir şey bulduğu zaman gülüyor. Ya da yanındaki loser tipler hani bak diyor bunun gibi aynı bizim orada da yaşayan var diyor falan. Hani bizi mesela sevmelerinin nedeni ya aynı bizi anlatmışsın
ya da bizim yaşantımızı anlatmışsın. Ben genellikle böyle çok gezerim. Çok da değişik çevrelerde arkadaşlarım var. Hepsiyle otururum ve notlar alırım telefonuma. Sonra onlara söylerim, derim ki ya ben bunu uygulamak istiyorum, hani bir yerde bunu kullanabilir miyim derim. Tabii ki der. Yani genellikle abi, yani halkın kendine güldüğünü ben onlara yansıtıyorum açıkçası rol yaparak. Yani sen bir bakıma ayna mısın? Evet. Yani daha doğrusu işte onlara aynı olma gayret eden bir Peki, oyuncuyum. Peki Şafak, yani. Hani özel bir soru sorayım. Sen kime gülüyorsun ya? Abi ben her şeye gülüyorum ya. Mesela? İnan bana, en son güldüğün şey ne? En son izlememiştim. Bir adam kaybolup kendini arıyor ya. Ona çok güldüm abi. Bolu'da, Bursa'da şey alkol alıyorlar. Sonra kayboluyor herif. Sonra arama kurtarma ile beraber o da kendini arıyor. Kendi ismini duyunca diyor ki kanım dondu diyor falan. Ona çok gülmüştüm abi geçen. Sabah saat 4:30-5 gibi falan video önüme düştü. Mesela bu şeylerdeki küçük geyiklere, videolara çok gülüyorum abi. Telefonumuza geliyor ya böyle. Yani sinema çekerken, hani bu küçük sinema çekerken parçalar dedin ya. Evet. Yani sinemaya nasıl monte ediyorsun bu parçaları? Yani genelde karakterlerin komik olması mı önemlidir? Senaryo mu önemlidir? Diyaloglar mı önemlidir? Durum. Durum en komedisi çok, evet. En evet. Çok güldüğümüz durumdur. Yani duruma çok güleriz. Yani bildiğimiz, yani tüm dünya komedide veya da dünya sinemasındaki... Onu en güzel yapan Peter Sellers'tır. Ona evet. Da buradan rahmet dileyelim. Gerçekten. Yani tanımasak da çok önemli bir adammış. Samimi söylüyorum yani. Ya üstüne gelmez bir yüzyıl. Hakikaten çok ince mizahçı. Ya durumu en iyi bilen Charlie Chaplin. En iyi durum komedini. Allah rahmet eylesin. Yani hakikaten önemli insanlar bu dünyaya gelmiş. Nadide çiçekler bana göre. Yani bu matematik hiç değişmedi diyorsun. Ben hala Charlie Chaplin sinemasına büyük bir şeyim var yani. Hayranlığım var. Sevgim, hayranlığım var tabii. Yani bu muhakkak bir yerde takıldığım anda izlerim. Önüme düştüğü anda. İlginç. Neler ne yapmışlar yani. Ne okuyorsun peki? Yani daha çok. Abi her çeşit kitap okurum ben. Her çeşit. Önüme gelen her çeşit kitabı. Hiç böyle bilim, ilim. Yani ne varsa işte uzay, efendime söyleyeyim genler, ateist kitapları, inanç kitapları, yok işte belgeseller, ne varsa her şeyi izlerim abi. Yani bütün bu kitaplardan besleniyor musun? Nedir asıl konu? Yoksa okumayı seviyorum her şeyi mi? Abi şöyle, ben mesela çok sıkı bir Osho hayranıyım abi. Ama ne yazık ki hani bir belgeseli var çok evet. Kötü bir şekilde. Ama benim için ben Osho'nun... Hani mesela Hindistan'a Selmiyan Midyat'ta film çekmeye gittiğimizde de ya ziyaret edelim dedim. Orada da benim mesela oradakiler şey yaptı yani işim var falan diye. Eğer yazanlar o değilse başka bir şeyse ben Osho kitaplarını çok seviyorum. Zaten hep onları toplarım. Çok seviyorum derken Osho da seni... Abi çok 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 etkilendiğim, çok keyifli şeyler buldum abi. Orada. Mesela yani bir örnek versen. Yani Efipilis bezinden tut Hitler'in hayatına kadar, yani o küçük geklerinde, yani anlattığı hikayelerinde, yani insanın gen noktaları, işte Budistlerin tapınaklarından tut da yaptıkları hayatlarına kadar, yaşadıkları şeye kadar, sonuçta onlar da bir Buda'yı da tanrı olarak görüyorlar yani, ya da evliya, bir peygamber olarak görüyorlar, pardon, peygamber olarak görüyorlar. Ben saygı duyuyorum abi dinlerine. Evet sevgili dostlar, sohbetimize ufak bir ara verelim, bir müzik arası verelim, sonra kaldığı yerden devam edeceğiz. Kiss FM'de Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum oyuncu Şafak Sezer. Efendim komedi konuşuyoruz, Türk sineması, dünya sineması konuşuyoruz. Şafak Sezer neye güler onu konuşuyoruz. Ama Şafak Sezer'le ortak bir noktamız var. O da Şafak Sezer benim videolarımı takip ediyor ve beni devamlı arıyor. Ertan abi bu nedir diye. Şimdi fakat etrafımda bu kadar açık beyinli veyahut da hemen hemen her işten bir şekilde anlayan, onlara bir şekilde ulaşmaya çalışan, anlamaya çalışan birisi Şafak Sezer. Şafak, burada seni çeken nedir aslında? Yani bu kadar hani farklı konuları bir araya getiriyorsun hepsinde. Yani senle UFO'ları da konuşuyoruz. The Economist'in kapağını da konuşuyoruz. Aynı zamanda robotları da konuşuyoruz. Genleri de konuşuyoruz. Tarih de konuşuyoruz. Abi hayat bir şüphe. Siz de o şüpheyi sürekli insanlara aşılıyorsunuz. Yani sürekli şüphe duyduracağı
hayatın içerisinde kesitler veriyorsunuz. Alacakaranlık kuşağı vardı bir dönem. Yani böyle acayip bir şeydi, hani TRT'de izlediğimiz zaman çok etkilenirdik falan. Aynı onun gibi sizin aslında programlarda. Yani hayatın bir şüphe olduğunu ve şüphelerden sürekli gekler ve notlar veriyorsunuz. Geçen gün bir program yaptınız mesela. Bir profesör çıktı, hatta çok iş yapacağınızı söylediniz. Sosyal medyayı anlattı. Dedi ki okul arkadaşlarını bulmak için bir platform kurdular. Sonra dünyayı satın alacak statüye geldi bunlar abi, bu insanlar. İşte bizim filmler de böyle başlıyor abi. Çok naif, sade. Profesör Doktor Levent Eralp'le yaptı. Evet. Evet. Sonra abi bizim filmler de mesela işte evi filmcilere kiraya veriyor. Fakat içeride bir cinayet işleniyor, ceset taşıyorlar bilmem ne falan. Yani böyle hani İsviçre çakısı gibi diyeyim abi. Yok yok içinde. Yani aslında kutsal damacana, mesela şeytanla buluşmalar, vampirler vesaire. Aslında beslendiğin yerlerin bir iz düşümü mü bunlar? Yani ya da işte şey, ulan böyle olsaydı şu kimdi acaba ya da bu nedir diye, yani hep merak ettiğim bir şey yazmışsındır. O zaten sana komikliği getirir. Yani işte ilk insanlar mağarada birbirlerini çiziyorlardı, işte ne haber, iyidir, hoş geldin, ekmeği getirdi, benim karıyı aldı, o oraya gitti falan. Aslında uzaylılar ağzında sigarayla geldiler, ya oğlum ne yapıyorsun, zaten zor yetiştin, çıkın lan dışarıya dediler. Öyle yürüdüler işte, mayalar, piramitler, bilmem neler falan. Şimdi bunu anlattığın zaman diyorsun ki ya Kamil, bunu resme dökelim. Şimdi sen resme döktüğünde uzaylı ya da o genleri garip olan insanları da güzel bir şekilde uyguladığın zaman seyirci sana gülüyor abi. Çünkü neden? Samimi olan bir şey var orada ve o da şüphe duyuyor. Ulan acaba var mı yok mu diye. Şimdi sen mesela bir yazı yazıyorsun, diyorsun ki bir tane asteroid geliyor. Ulan acaba geliyor mu gelmiyor mu? Halbuki binlerce asteroid var dünyada. Yani gezen. Dünyaya evrende. Düşmüştü hatta. Evren, hatta evet. bir sürü de düşün. Belki her gün düşüyor, kimse farkında değil. Ama bir adam bunu gerilimle anlattığı zaman evden çıkmıyorsun. Ya bir adama deprem olacak dersen. Veyahut da don't look up olursa diyorsun. Bu evet. Adama deprem olacak dersen bu onun çocuğunun genine de geçiyor abi. O korku, karısı hamile kalıyorsa o kadına da, o düşünceyle hamile kalan bir kadına. Bilgi aktarılıyor diyorsun. Evet. Genler aktarıyor bunu abi işte. Evet, senin mesleğin olan komediden yani veyahut o dille anlatmak ve insanlara bu dille konuları veya bu bahsettiğin gibi bu merakı geçirmek başka bir tabii hani yolculuk olsa gerek, değil mi? Hı hı. Peki şöyle devam etsek, yani Şafak, hayatta komedinin dışında bir şey yapmak istedin mi? Bir film yapmak istedin mi? Hayatta çünkü ben seni biliyorum ki dramalar okuyorsun. Aynı zamanda hani felaketler okuyorsun. Ama sonuç olarak bunu yansıtma aracın komedi. Hiç böyle drama çekmek istedin mi? Ne dersin Kamil? İşte Ketenpere biraz öyle denemeydi. Ama işte olmuyor işte. Her komediyle uğraşan insanların böyle bir acısı var içinde. Ve sonuçta hüsrana uğradıkları meslek icap ediyor. Ya komedyensin, komedi yapacaksın. İşte ölene kadar bunu yap. Jim Carrey mesela her bu şeyde yanılgısında aman tanrımdan sonra gidip 28'i çekiyor bilmem ne yapıyor, batıyor. Ya beğenilmiyor yani. Batmasını da bırak, beğenilmiyor. Sonuçta ticari bir alanın içerisindesin. Hem beğenilip hem de hasılat rekoru kırman lazım. Olmuyor. Yani bir komedyen bir dramada oynayamaz mı? Bunu mu söyledin, yoksa oynadığı zaman komedyene zarar mı veriyor demek istiyorsun? Abi şu dönem seyircinin diktatör kıvamında ya. Mesela işte sana şunu beğendirtiyor. Sen bunu yapacaksın diye. Ya bana bir şeyler geliyor. Kolpaçino yap. Ne sen... Yani ben orada bir karakterdim sadece. Benim bir sürü yapmak istediğim şey var. Hayatımda çok komik olan şeyler var. Kurbağa olmak istiyorum mesela. Öpülüp insan olmak istiyorum. Değil mi abi? Hani var ya masallar. Tabii. Ya bunu olmak istiyorum arkadaş. O kalıplaşmış bir seyircim var. Onun önüne geçemiyorsun. O yüzden böyle işte Türkiye'de devam filmleri bundan kaynaklanıyor abi. Seyirci ısrarı. Halbuki sanat çok serbest bir alan ya abi. Yani hani... Sonuçta sen bir şey görüyorsun. Çok uzatmadan söyleyeyim abi. Bununla şey yapmayalım. Hani sen bir rüya görüyorsun. O rüyayı resme döküyorsun. Sonra bunu bağlıyorsun. Seyirciye sunuyorsun abi. Evet. Sevgili dostlar, Şafak Sezer'in rüyalarına devam edelim. Gelecekte neler yapacak?
bir müzik arasından sonra devam edeceğiz. Sevgili dostlar, Kiss FM'de Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben devam ediyor. Konuğum oyuncu Şafak Sezer. Efendim sinemadan konuştuk, komediden konuştuk, dünya sinemasından, komedisinden konuştuk. Ve Şafak Sezer bu son bölümümüzde bize bundan sonra planlarını, projelerini anlatacak. Evet Şafak, ne var önümüzde? Abi önümüzde devam filmi var yine, klasik her zamanki gibi. Sonra filmi, Colpacino'nun devamını yazıyoruz. Bunu çektikten sonra diğer filmin de devamını yapalım diyor yapımcı. Açıkçası hani artık hani para konuşur diye bir şey var ya, yani işte sanatta da geçerli olan bir şey ya. Yani işte yapımcının karar vereceği, yapımcının elinde olan şeyler oluyor yani. Hani sen mesela açıkçası ya benim bir atım var, bunu koşturmak istiyorum diyorsun. O atını koşturmuyorlar. Sen de ona göre ayak uyduruyorsun abi işte. Yani burada senin sanatını yapımcı mı belirliyor demek tabii istedim? Evet. Yani yapmak istediğim birçok şey var abi. Neler yapmak istiyorsun Şafak? Yani birçok şey deyince. Abi yurt dışında film çekmek istiyorum mesela. Ama işte o yurt şimdi dışında, evet. Şimdi yurt dışında nerede, nasıl bir filmden bahsediyorsun? Yani yurt dışında bir film çekmek istiyorum abi. Bir hikayem var. Evet. Yurt dışına giden iki tane şey arkadaşın hikayesi. Mesela bunu hani buradaki dekorda değil de başka bir yerde çekmiş. Ya hayallerim var. Çok hayallerim var yani hani. Büyük hayallerim var. 57. Alayı çekmek isterim mesela. Hayalim bir tane. Hani bir babayla oğlun gözünden görmek isterim savaşı. Çok denendi. Ama benimki başka. Bir kitapta okumuştum abi. Hitler florür katıyor şey suya. Korkak ve mutsuz olsunlar diye. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Tabii doğrudur mu? Ama bu Hitler'in projesi değil. Bu daha çok Pentagon'un oluşturmuş olduğu. Aslında hani biraz daha CIA'in bir öncesine gitmemiz lazım. Korkak ve mutsuz yapıyor insanları. Gerçekten korkak ve mutsuz yapıyor. O başka bir dereden su getiren çocuğun hikayesi abi işte. O tası buluyorlar. Su tasını. Sonra 57. alaya gidiyor işte. Baba oğul hikayesi. Şimdi ben bunu yapmayı çok isterim mesela. Yani bir dramadan bahsediyorsun. Evet, bir komediden değil. Evet. Su evet. Getiren o şeye, temiz su getiren o askerlerin cesur, yani öyle bir cesur bir savaş veriyorlar ki o su tasından bir film anlatmak isterim. Ama işte bu hani çok büyük. Mesela bizde şey var. Ortalama kaç hafta? 5 hafta abi. Ne kadar gidiyor falan. Böyle bir muhabbet var abi burada. Senin sanatını dinleyen bir şey yok. Yani daha doğrusu iş adamları sanata bulaştı. Eskiden sanatçılar, yapımcılar yönetmenlerdi. Yönetmen şeyleriydi. Şimdi o yönetmenler ya da ışıkçılar, ışıkçı şefleri falan patron olduktan sonra kendi mesleğindeki insanlara da kötü davranmaya başladılar abi. Yani senin sektörünün kalıcı olacağına inanmıyor, yok olup gideceğine inanıyor. O yüzden abi hani bunlar bir hayal. Bir gün biri çıkar, yap der yaparız. Çok yani şey önemli olabilir. İtiraflar oldu aslında. Evet. Değil mi? Bir anda Kiss FM'de Şafak Sezer'in başka bir yüzünü gördük. Yani aslında Şafak Sezer'i komedyen olarak bilirken aslında şunu söylüyorsun. Ben bir sanatçıyım. Her şeyi yapabilirim. Tabii. Tiyatro oyuncusuyum. Yani bir sanatçı, oyuncu olduğum için diyorsun. Evet. Dolayısıyla aklımda hep bir önemli bir drama yazmak ve onu bir şekilde beyaz perdeye aktarmak var diyorsun. Çok önemli bir şey bu Şafak ya. Daha önce ben duymamıştım. Evet sevgili Şafak, hani programın sonuna doğru geldik. Bir kere çok teşekkür ediyorum programa katıldın. Son olarak ne eklemek istersin? Yani dinleyiciye söylemek istediğin, senin takipçilerine söylemek istediğin. Abi bize değer veriyorsunuz ya sizler. Hani konuşmanızda hep böyle bir özel bir ilgiyle anlatıyorsunuz. Eskiden böyle bizi çağırdıklarında taklit maklit yaptırıyorlar. Bir garip garip adamlar vardı yani. Şimdi onlar gittiler. Yani ama şu anda devam ediyor. Bizi yani dinleyen belki adamlar geldiler. Yani Ertan abi sen önemli bir insansın. Allah uzun ömür versin yani. Hani bak yani bizi dinleyen bir adam kıvamındasın. Yani meramımızı anlatıyoruz sana yani. Hani bak abi bizim böyle bir durumumuz var. Biz hani tiyatro sanatçısıyız. Bizim hayatımızda komediden çok dram da var. Yani bir telefon geliyor, demoralize oluyorsun. Sette bile oluyor bu yani hani.
Yani o yüzden abi bize böyle değer verip dinlemem bizim çok hoşumuza gidiyor. Sizler gibi insan, yani bak şimdi mesela yeni yeni bu insanların hayalleri gerçekleşiyor. Ki inanıyorum da benim de hayalim gerçekleşecek. Söylediğin gibi hani burada hüzünlendiğini görüyorum. Ben de bir gün abi böyle gerçekten hani insanları hem güldürüp hep hüzünlendirecek bir iş yapmak isterim yani. Çünkü benim mesleğim karşımdakini kandırma üzerine, ama normal hayatta değil tabii ki yani. Yani öbür türlü olsa güvensiz bir adam olurum, ama mesleğimde kandırma üzerine olduğu için onu çok iyi lanse etmem lazım. Ki benim hayatımda da, gerçek hayatımda bu zaten lanse ediliyor yani. Benim hayatımda dram da var. Hem de çok köklü bir şekilde. Evet Şafak, müthiş açıklamalar bunlar. Çünkü hani seni başka türlü de hani insanların görmesi. Belki şöyle bir şey başladı dedin ya hani ne mutlu ki böyle programlar var. Belki böyle programları yapan benim dışımda kim var bilmiyorum ama senle değişik bir Şafak Sezer programı yaptık. Ne zaman istersen bu mikrofonlar senin için hazır sevgili Şafak. İstediğin zaman katılabilirsin. Bir kere çok teşekkür ediyorum programa katıldın. Sevgili dostlar, bugün konuğumuz Şafak Sezer'le birlikteydik. Bir başka programda Kiss FM'de Ertan Özyiğit'le Kral ve Ben'de yeni konuk, yeni konu ve yepyeni bir yaşanmışlıkla birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın, Kiss FM'de kalın.